Merhaba arkadaşlar, Kodkirk kanalına hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra, yaklaşık 1,5 ay galiba oldu. Bu virüs birazcık benim taraftaki ne derler, yoğunluğu bayağı etkiledi. İşte, dolayısıyla bir ara vermek zorunda kalmıştım. Ve şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Daha önceki eğitim videolarında React Native'in altyapısını anlatmıştım. Layout'ları, React Native teknik olarak nasıl çalışıyor. Bugün kaldığım yer React Native style sheet'leri anlatacaktım. Ve daha sonra adım adım bir React Native ile uygulama geliştirme, yani bir uygulama belli geliştirmeye doğru ilerleyeceğiz. Muhtemelen bu style sheet'lerden sonra state management nasıl yapılır? React ile gelen React context ile state management nasıl yapılıyor? Bir de benim favori kütüphanem Redux ile nasıl yapılıyor? Bunu ben bir anlatacağım. Bunu anlatırken bir uygulama belirlemiş olacağız. Bugünkü videoda style sheet'leri anlatacağım. React Native ile style sheet stiller nasıl uygulanıyor bir uygulamada, bunu anlatacağım. Yani style sheet aslında stilleri uygulamak için. Öncelikle şunu unutmamak gerekiyor. React Native genelde yani web development dünyasını yani benzetmeye amaçlıyor. Zaten doğal olarak çünkü React Developer'ı ile benziyor ama farklı bir şey getirmemeye de çalışıyor. Dolayısıyla hani %90 webde nasıl bir geliştirme yapıyorsak aynı mantıkla mobil uygulamada geliştirelim. Bu mantıkla olduğu için React Native stillerde aynı webdeki class'lar değil, class'lardan farklı olarak stil dediğimiz, style dediğimiz property'ler üzerinden gidiyor. Ve web tarafındakiler aynı. Yani dolayısıyla bir web tarafında bir geliştirme yapan kişi, React ile geliştirme yapan kişi React Native'e geldiği zaman hiç yabancılık çekmiyor. Bu nedenden dolayı CSS stillerini mümkün olunca uyumlu olacak şekilde destekliyor React Native. Yani mümkün olunca uyumlu derken yani bazı CSS stillerini destekleyemiyor. Çünkü React Native ister istemez mobil uygulama için hazırlanan bir altyapı olduğu için yani o noktada şöyle bir sıkıntı oluyor. Web sonuçta yıllarca gelişmiş. Bir de webde kullandığımız ekran büyük bir ekran. Yani hani CSS'in çok özelliğinin olması gerekiyor. Ama mobil uygulama tarafında o kadar çok özelliğe gerek yok. Zaten ufak bir ekran ve ufak bir ekranda atıyorum daha az yani web'e göre daha az komponent olacağı için ve biraz daha web'e göre daha desktop bir uygulama çalıştığı için mobil tarafta yani CSS özellikleri tamamını desteklemiyor. Yani gerek yok çünkü. Çünkü CSS'in işlerini görecek birçok farklı altyapı var zaten. Şimdi React Native'de stilleri style sheet kütüphanesinin yardımıyla yani style sheet kütüphanesinin yardımıyla oluşturuyor. Style sheet.createStyle ile createStyle diyerek oluşturabiliyor stilleri. Veyahut da JavaScript objeleri, sadece JavaScript objeleriyle de kullanıyor. Mesela bir örnek göstereyim hemen hızlıca. Şurada stylesheet.create demişiz. Pardon, burada bir şeyi yanlış almışım. Create style elim karışmış. Create stylesheet.create bu. Şimdi dolayısıyla style sheet create dediğimiz zaman burada gördüğüm üzere fark ettiğiniz üzere bu web Android'de de iOS'ta da aynı şekilde bu. Dolayısıyla arada bir fark yok. Şimdi style sheet.create diyerek stilleri yaratıyorduk değil mi? Şimdi ben şunu göstereceğim. Style sheet.create'i kaldıracağım ve bununla da yani bir web tarafından göstereyim. Gördüğümüz üzere biraz öncekiyle aynı. Arada bir fark yok. Yani aslında burada oluşturduğumuz obje bizim stilimiz oluyor. Style sheet create'in farkı şu oluyor. Aslında ikisi de aynı.
Yani Starsheet Create ekstradan bir kontrol edebiliyor. Yani buradaki değerleri kontrol edip bir validasyon yapabiliyor. Yani aradaki fark bu aslında. Yani saf obje de verseniz, Starsheet Create ile de yapsanız aynı şeye denk geliyor. Yani şimdi bu Starsheet ne derler? Burada şu stillerde şöyle bir durum önemli. Bir de yani stilleri yaratırken aynı zamanda bir de anonim stiller dediğimiz stiller var. Yani burada stillerimizi bu şekilde oluşturabiliyoruz. Aynı zamanda stillerimizi şurada da gördüğünüz gibi yani şunu kaldırayım. Bir hata olacak tabii doğal olarak. Şöyle boş bir tane stil vereyim ki hata oluşmasın. Evet. Şimdi gördüğünüz üzere buraya ben anonim stil, yani inner style diyoruz İngilizce olarak. Anonim stillerde verebiliyoruz. Yani anonim stil dediğimiz aslında gördüğümüz gibi bu style dediğimiz şey aslında bir obje stil dediğimiz şey. Yani ismi veriyoruz. Bunun karşısında bir obje var. Ve içinde de CSS değişkenleri, değerleri var. Dolayısıyla yani anonim stil aslında burada tanımladığım stillerden farklı değil. Farkı şu. Anonim stiller her renderde tekrar yaratılıyor. Dolayısıyla şunu unutmamak gerekiyor. Bunlar tekrar yaratıldığı için aslında React için performans açısından kötü bir durum. Çünkü React propertilerin bir önceki renderler, o anki render arasında propertilerde değişik var mı? Varsa render et mantığıyla çalışıyor. Dolayısıyla şu ağacı tekrar render eder. Her render gerçekleştiği zaman. Dolayısıyla mümkün olduğunca yani hatta tüm zamanlarda stillerimizi anonim değil de tabii şey, hızlı geliştirirken anonim yapabilirsiniz. Sorun değil ama daha sonra refaktör edin. Yani mutlaka refaktör edin ve stylesheet.create veya da biraz önce bahsettiğim gibi saf yazık objeleri de stil olarak kullanılabiliyor. Arada bir fark yok. Starsheet Create dediğim gibi validasyon yapabiliyor. Yani ekstradan farkı bu. Temel olarak farkı yok. Yani mümkün olduğunca bu stillerimizi yaratıp referans verin. Çünkü burada şöyle bir performans avantajı var. Hem aynı obje olduğu için bir değişiklik olmuyor. Artı React Native bu stilleri Starsheet Create ve diğer yöntem fark etmez yarattığın zaman referansını kullanıyor. Yani normalde ilk videolarımda ne demiştim? Bir React görünümünün render olabilmesi için native tarafa Bridge üzerinden bir komut gönderiyor. Dolayısıyla bir komut hazırlaması lazım. Eğer bizim komutumuzun içinde ister istemez stiller de olacak. Eğer stiller anonim stilse bu tekrar yaratılmış olacağı için yani native tarafta bir referansı olmadığı için sürekli tekrar yaratılacak. Yani bu kadar gördüğünüz datayı tekrar gönderecek. Bunun yerine şurada yarattığımız objelerde zaten bir yere kaydediyor. Yani cache'liyor ve sürekli bunu kullanıyor. Yani bir daha ikinci bir anonim stil yaratmıyor. Dolayısıyla böyle bir performans avantajı var. Bunların dolayısıyla mutlaka stillerinizi anonim olmayan hallerde oluşturun. Tabii ki bazı durumlarda anonim yapmak gerekebiliyor. Mesela show hide yapmak gerekiyor bazı komponentleri. Onu show hide için bir ne derler? Hani class oluşturabilirsiniz. Ama yani mümkün olduğunca bu stillerinizi önceden hazırlanmış stil yani tanımlanmış stile dönüştürün. Anonim olmasın. Bu sayede performansla kazanırsınız. Diğer Starsheet özellikleri öncelikle ben Starsheet dediğimiz şeyin yani ne? Sonuçta şurada gördüğümüz gibi React Native kodlarında Starsheet dediğimiz şey aslında bir JavaScript objesi yani çok farklı bir dünya değil. Yaptığı önceden hazırlanmış, tanımlanmış gördüğünüz gibi değişkenler var içinde. Bu değişkenlerin biz kullanıyoruz. Hangi değişkenler var Starsheet bu modülünde? Airline with absolute fill object. Absolute fill ile aynı. Compose ve flatten. Compose ve flatten bir metot. Airline object ile absolute fill object bir obje. Şimdi
H-Line'i şu amaçla kullanıyoruz. Mesela bir border çizeceksiniz bir view'un altına. Ufak bir çizgi onu temsil ediyor. Yani hairline büyüklüğünde bir width'i olan, yani boyutu o kadar olan bir ufak bir çizgi. Yani şık bir çizgi çizmek için kullanabilirsiniz. Nasıl kullanılıyor? Şu an şurada var. Border width daha eşit hairline width diyerek. Yani bunun sayesinde ufak bir çizgi çekiyorsunuz. Bu nerede kullanmak istiyorsanız. Yani o border'ın width'i o kadar oluyor yani. Absolute fill object. Absolute fill object şu. Şuradan ben göstermeye çalışayım. Burada bulamadım. Absolute fill object'in amacı şu. Style absolute. Yani position absolute. Left 0, top 0, bottom 0 ve right 0. Bunların hepsini barındıran obje. Absolute fill. Yani absolute fill dediğimiz zaman eğer şurada bir tane bulabilirsem. Evet buldum burada. Yani evet reklamiyeti absolute fill'deymiş. Bunun içinde barındırdığı değer şu. Box 2'ye bakarsanız position absolute top 0 left 0 bottom 0 right. Yani şunları barındırıyor. Tasheet, absolute, fill object. Dolayısıyla yani bunları tekrar tekrar yazmaktansa tasheet, absolute, fill object üzerinden kopyaladığımız zaman aynı şeyi sağlıyor. Şurada bir tane fazladan sildim. Aynı şey oluyor. Yani dolayısıyla bunları tekrar tekrar yazmamamızı sağlıyor. Bu arada absolute fill ile absolute fill object aynı. Zaten ikisi aynı yere referans veriyor. Yani şu stylesheet koduna bakarsan absolute fill için bir şeyler tanımlanmış. Absolute fill object absolute fill'i tanımlanmış. Yani aynı yeri tanımlıyorlar. Dolayısıyla aynı yere bakıyorlar. Şimdi burada bakarken absolute fill'i ben anlattım. Compose ve flatten. Evet. Şimdi compose. Compose şu işe yarıyor. Sonuçta biz ne yapıyoruz? Bir style sheet metotlarıyla çalıştığımız için, yani style sheet'in metotlarıyla çalıştığımız için stiller neydi? Objeleri birbirleri, yani birden fazla objeden oluşturup bu objeleri stil olarak kullanabiliyoruz. Yani şurada gördüğünüz gibi. Ayrı yani mantıksal blokları alıp tek bir objeye dönüştürebiliriz bunu. Compose burada bu ayrı ayrı objeleri alıp birleştirmemiz sağlıyor. Yani tek bir objeye dönüştürmemiz sağlıyor. Yani aslında çok da yani büyük bir esprisi yok. Ama yani mantıksal şekilde ayırmak istediğimiz zaman style sheet'leri bu şekilde kullanabiliriz compose'u. Dediğim gibi tamamen size isterseniz tek style sheet create deyip geçebilirsiniz. Yani birazcık modülerleştirmek için gerektirilmiş. Flatten şunu yapıyor. Mesela bir iki tane style sheet'imiz var. Bunları bazıları aynı diyelim. Yani hani bazı kısımları aynı. Yani aynı objeler var, aynı şey değerler var. Şimdi ama sonuçta bir tane yani duplike olmamış, yani çiftlenmemiş bir style üretmek istiyorsun. Flatten o aynı olanların aynılarını es geçip yeni bir obje yaratıyor ve içinde çiftlenmemiş halde, tekil halde bir obje yaratıyor. Aslında yani pratikliğinden başka bir faydası yok temel olarak baktığım zaman. Yine de dediğim gibi lazım olduğu yerde kullanılabilir. Çünkü bazen mesela bir yere hani stilleri atıyorum bir constant gibi bir yere toplarsınız, global bir yere bazı global stilleri. Ama bazı ekranlarda hani ezmek istersiniz. Yani o global stil alırsınız. Kendi buradaki tanımladığınız stille atıyorum globalde konteyneri vardır. Padding'i 20'dir mesela. Yani global olarak onu belirlemişsiniz. Ama burada demişsiniz ki ya burada konteyner aynı konteyner olsun ama atıyorum padding'i 20 değil de ya ben burada 10 kullanmak istiyorum. Sadece bir tane konteyneri yaratırsınız. Şurada gördüğünüz konteyneri yaratırsınız.
Burada Paddington'i 20 idi değil mi globalden gelen? 10 yaparsınız. Ve Flattin'i yani globalden gelenle buradakini Flattin yaptığınız zaman globaldekini alacak. Burada şeyi unutmayın. Sonradan aktardığınız ezer her zaman. İlki ezilmek için olandır. Yani ilkinin üzerine operasyon yapılır. İkincisi yani birinciyi siz ya ezersiniz var olanları ikinciden alır yoksa zaten birleştirir. Yani yoksa dediğim mesela burada padding var. Birinde padding var. İkincide padding yok. Margin var. Toplamda oluşan şey hem padding hem margin içeriyor. Ama birinciden padding 10 geliyorsa, ikinciden padding 5 geliyorsa padding 5 aktif olur. Padding 10 değil. Dolayısıyla hani compose, flatten gibi metotlar bu dediğim tarz. Global bir yerde toplamışsanız stillerinizi compose etmek veyahut da ya onu alacağım ama şunu şunu ezerek almak istiyorum veyahut da şu değeri ezeyim şu burada bunu kullanayım dediğiniz yerlerde kullanılabilir. Ya bu tamamen size kalmış. Yani size alet kitini veriyor. Kullanıp kullanmamak size kalmış. İsterseniz hiç global yapmazsınız. Her yerde kendine özel yapabilirsiniz. Stilleri isterseniz biraz daha meşakkatli olacak ama globali bir yere toplarsınız. Sonra uygun stilleri alaraktan flatten yaparsınız, compose yaparsınız ve ulaşmak istediğiniz stile ulaşırsınız. Şimdi stiller gördüğünüz gibi bu şekilde tabii stilleri ben tanıtmadım. Bütün stilleri. Şimdi stillerde flex'i zaten anlatmıştım. Genel olarak en çok kullanılan stilleri ben burada vereceğim. En çok kullanılan stiller mesela width stili. Şurada yanlış yazdım. Width stili çok kullanılıyor. Height. Bir de şunu unutmayın. CSS stillerinde mesela genelde şöyle border width gibi şeylere alıştık. Burada JavaScript dili olduğu için bu border width değil de CSS'in hani programmatik olan, programlamaya yönelik olan dash kaldırılır ve dash'tan sonraki ilk karakter büyük harf yapılır. Bu şekilde olur. Yani border width dediğimiz şey yani CSS tarafında alıştığımız border tre width aslında border width oluyor. Yani burada yani bu noktaya dikkat edelim. Yani burada çünkü JavaScript'te şunu yapamazsınız obje içinde. Şöyle yapamazsınız. Yani bunun başka yöntemleri var yapılabiliyor ama direkt yapamadığımız için yani bunun çözümü için yani CSS tarafında yani web tarafında alıştığımız CSS'i aynen bu tarafta uygulamayın. Ona dönüşümü nasıl oluyor? Buna bakın. Dediğim gibi tight, background color. Background color var. Sonra border radius var. Burada. Border radius. Bir detay şu önemli. CSS'de genelde piksel değeri veriyoruz. Ama yani atıyorum 10 piksel, 10 em. Hangileri vardı şimdi hepsini unuttum. Burada yani piksel gibi bir rakam yazmıyorsunuz. Yani buradaki 10 piksel gibi, direkt zaten 10 piksel demek oluyor. Yani tek bir de şey var. Nasıl desem. Yani tek bir metrik değeri var. Birden fazla yok. Dolayısıyla 10 dediysem de 10 piksel demektir. Yani 10 em demek istedim değil yani. Border radius, border width, border color. Bu arada şeyi unutmayalım. Border radius mesela border radius'u verirken şunu bir ben hafif bir 100 yapayım. Şu konteynerin büyüklüğünü. Gördüğünüz gibi şurada bir şimdi bir padding vereyim. Bakın padding var. Padding vereyim. İçeri doğru gitsin. Şu test. Güzel. Gördüğünüz gibi border radius var. Şimdi şunu unutmayın. Border radius verirken bir de şöyle şey var. Border left zannedersem border top left radius. Bir deneyelim. Hep unutuyorum bunu. Eğitim yaparken bile unutuyorum yani. Border top left radius. Aynen. Border top left radius. Dediğimiz zaman dikkat ederseniz border top left verdi ama buraya vermedi. Yani hatta diğer köşelere vermedi. Yani tek spesifik olarak da border verebilirsiniz. Sadece border deyip genel yapmanıza gerek yok yani. Padding var. Margin var. Margin 10 dediğimiz zaman. Margin top
Margin top, margin bottom, margin left, margin right var. Padding top, padding left bunlar var. Border color. Border color verirken şöyle bir detay var. Yani bir background color verirken direkt kısa yol color isimleri kullanabilirsiniz. Red, RGB, RGBA yani RF 0000 red demek oluyor. Değil mi? Sonra eğer diyelim ki ya birazcık ben buna opacity vermek istiyorum. RGBA ne oluyor? Red, green, blue oluyor. Sonraki ise mesela 88 dedim. Hafif bir opak oluyor. Yani şurası alfa kanalı. Vermezseniz FF olarak kabul eder burayı. Yani bu buna dikkat edelim. Bu bayağı işe yarıyor gerektiği zaman. Bir de renk verirken RGBA direkt yazabilirsiniz. Burada FF yani 16'lık tabanda değerlerdi. Burada ise 16 değil 1'den 255'e. Yani 255 red, green 0 olsun, blue 0. Buraya 1 vereceğim çünkü RGBA bu. Red, green, blue, alfa. Alfa kanalı 1. Alfa kanalı 0 ile 1 arasında oluyor bu arada. 0.5 dert tam. Şurası hafif bir evet. Aslında bunun arkasında bir komponent olsa onu görürdük muhtemelen. Siz denediğiniz zaman zaten göreceksiniz. Yani iki tane şey var. Bunu unutmayalım. Yani birkaç tane pardon. Renk verme durumu var. Dolayısıyla hangisi hoşunuza gidiyorsa onu kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Hepsi aynı şeye küçüküyor. Gördüğünüz gibi dikkat ederseniz hani CSS'ler web tarafındaki CSS'lere çok yakın. Yani aynı şeyleri kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla web'de geliştirme yapmışsanız web'de geliştirme yapmak çok kolay olur. Tabii tek fark var. Web'de eğer CSS dosyalarıyla çalışmışsanız background-color kullandığınız şey artık öyle değil. Background dash gidiyor. C büyüyor. Background color oluyor. Yani biraz hani programlama diline yönelik bir çünkü JavaScript olduğu için React'in ana dili ona uygun şekilde değişken isimleri oluyor. Zaten web'de de var bunlar da web CSS'de ama çok fazla kullanmıyorduk açıkçası. Ama React Native tarafında mecburen bu şeyleri kullanmamız gerekiyor. Şimdi bunları anlattıktan sonra styling diyorum. Styling çok zor olmayan, komplike bir şey. Yani basit bir olay. Ama böyle ince detayları var. Yani flatten neden kullanılır, komponent neden kullanılır, obje yapmak lazım, anonim yapmamak lazım gibi detayları var. Bunlardan sonra styling olayında yani bir çünkü styling içinde pozisyonlama da giriyor. Layout da giriyor aynı yere geldikleri için. Sonuçta bir flex dediğimiz zaman pozisyonlama oluyor. Yani bütün ekranı kapla demek oluyor. Position vesaire de burada. Dolayısıyla yani bundan dolayı bir ince bir detay gerçekleşiyor. Ne? O da şu. Z-index. Şimdi Z-index dediğimiz bir mantık var. Eğer biz komponentlerimizi yani Z-index'i büyük olan yukarıda gözüksün diyorsak React Native'de şöyle bir ince trik var. Öncelikle React Native'in mantığında şu mesela şu box 2'ye bakın sağda altta gözüküyor değil mi? Sonra box 1 onun üstünde, box 3 hepsinin üstünde. React Native varsayılan olarak yani Z-index kavramı direkt olmasa da en son çizileni en üst, yani en son komponent ağacındaki en sondakini en üstte çizer. Dolayısıyla bu arada en dıştaki ağaçta da aynı şekilde geçerli. Yani bu bir komponentse bunun en dışındaki yani en dıştan baktığın zaman en son çizilen komponent, en son tree'deki ağaçtaki en son komponent en üstte çizilir. Tabii ki onun stilleri falan uyarlanmamışsa yani bu şekildedir. Yani mesela box 2'ye dikkat edelim. Dediğim gibi alttaydı. Ama başta yani şurada iken şimdi bunu hemen box 2 şu araya alacağım. Bakalım ne olacak. Bakın 1'in üstüne çıktı. 3'ün altında kaldı değil mi? Box 2'yi alacağım. En sona koyacağım.
hepsinin üstünde. Yani varsayılan olarak bu şekilde. Peki ya ben hep bu şekilde mi olacak? Yani bunu müdahale edemiyor muyuz? Evet edebiliyoruz. Mesela Bucks 1'e bakalım. Bucks 1 ilk başta olmasına rağmen şimdi Z index diye bir değer verelim. Bakın hepsinin tabii bunu anlamak için ne yapmak lazım? Hafif bir top'dan 100 yapmak lazım. Left'ten de 90 herhalde işi görür. Yani şimdi 3'ün de üstüne gelsin. Evet. Gördüğünüz 1'in de üstünde, 3'ün de üstünde. Yani ufak bir trik ile Z-index triki ile bu 1'i en üste taşıyabilirsiniz. Oysaki ağacın hani bu rack ağacının ilk elemanı bu aslında. Ama buna rağmen Z-index eklediğimiz için en üste çıkarmış oluyor. Yani bu pop-up gibi komponentlerde çok işe yarıyor. Yani bir ufak bir yerde bir info komponentiniz varsa ama info komponenti en altta değil de en üstte ise Z-index'ine 5-10 verdiğiniz zaman üste çıkıyor. Burası tabii yani uğraştırıcı bir detay. Bazı durumlarda Z-index yetmeyebiliyor, çok karışabiliyor. Maalesef React'in tam CSS gibi çalışmamasından dolayı bunu deneme yanılmayla hemen öğrenebiliyorsunuz. Şimdi style sheet'leri anlatırken sırada stillerde değinmediğim bir konu var. Yani stil içinde ama aynı zamanda stil içinde değil, tekstlere verilen stiller. Şimdi tekstlerde, burada bir tane var. Tekstlerde, iki stillerde ekstradan sadece tekstlere özel stiller var. Yani hani background color vesaire gibi mesela bazı stiller işlemeyebilir tekste. Yani, dolayısıyla bunu hani deneme yanılmayla çünkü hepsini ezbere bilmek, bulmak zor. Sürekli değişebiliyor. genel olarak font style, font weight gibi stiller tekstlere uygulanır. Ve mesela bazı stiller tekstlere uygulanmaz. Atıyorum Z-index mesela tekstlere uygulanmayabilir. Sallıyorum tamamen. Yani şu anda direkt ezberimde değil. Demeye çalıştığım bazı stilleri kullanırken denemeniz gerekecek. Yani bazı mesela font style gelip de view'a uygulanmaz. Çünkü view'un içinde text yok. Yani CSS'deki gibi işlemiyor burada. Yani mesela şöyle yapalım. Italic ve bold değil mi? Bunları ben yani CSS'de neydi? Parent'ına verdiğimiz zaman daha doğrusu web tarafında parent bir komponente verdiğimde alttaki herkese işliyor. Genelde böyleydi. Yanılmıyorsam düzeltin. Sürekli geliştirme yapmadan kaldı. Container değil mi? Container'in içinde ben font style italic dedim. Hiçbir değişiklik olmadı. Font weight bold dedim. Hiçbir değişiklik olmadı. Gördüğünüz gibi. Çünkü neden? CSS'deki yani web tarafındaki CSS'deki mantaliteyle uyguladığımızda alttakilerin uygulaması mantığıyla buradaki farklı. Dolayısıyla burada bir ince detay var yani tekstlerde. Şey gibi beklemeyin. Yukarıya uygulayacağım, hepsinden ayrı uygulayacak diye beklemeyin. Her bir tekst için ayrı ayrı uygulamanız gerekiyor. Dolayısıyla şöyle bir durum oluyor. Bir nokta sonra fark edeceksiniz. Bu tekstlerin stillerini bir yere toplamanız gerekebiliyor. Yani globalleştirmeniz gerekebiliyor. Bunun için belki bir tema engine, tema kütüphanesi falan kullanmanız gerekebiliyor. Neden? Bu her tekst için stili vermeniz gerekebiliyor. Yani atıyorum size özel bir font tipi vardır. Dolayısıyla bir her gördüğünüz yani tekst varsayılan olarak sistemin fontu neyse onu gösterir. Siz bunu ezmeniz gerekiyor. Şimdi bunu ezmek için global bir komponent yazabilirsiniz. Yani tekst kullanmazsınız da size özel bir komponent yazarsınız. Onun fontu hep sabit olur. Ama ne derseniz de yine bir global olmuş oluyor. Yani globalleştirmeniz gerekecek. Bunu unutmayın. O yüzden tekstlerde hani stillerin hepsine verilmesi gerekiyor. Yani tekst kullanmaya devam ederseniz hepsini unutmayın. Ama yani zaten tek kendinize özel bir custom obje yapıp yani text custom text objesi yazıp onun içinde stilini otomatikman verebilirsiniz. Bu sayede custom objenin sadece title'ını, value'sunu falan değiştirirsiniz. İçinde görünecek değerini yani. Stil her zaman sabit olur. Ekstra stil gerekiyorsa zaten property olarak aktarırsınız.
bu şekilde olayı çözmüş olursunuz. Bugünkü style sheet eğitim yani videosu bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize de dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hoşuna da gitmiş de eğitim önerilerini de bu arada açayım. Her türlü zaten arada alıyorum öneriler. Çok sağ olun. Ve bu önerileri uygulamaya çalışıyorum. Artık eğitimlerime kaldığım yerden devam ediyorum. Virüs sağ olsun biraz ara verdirtti. Biraz da dinlenmiş oldum. Biraz stresliydi açıkçası. Aynen kaldığım yerden. Hepinize teşekkür ederim.